Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir Hakikat programında yine sizlerle beraberim. Bugünkü yayın konuğum kıymetli Levent Mazulu Güney. Hoş geldin Levent. Hoş buldum. Teşekkürler. Ben çok defa senin yayınlarına konuk oldum. Bu defa sen sanırım iadeyi ziyaret yapıyorsun. İlk defa yayınıma konuk oldum. Levent, malum Ramazan ayını tamamladık. Artık şu saatte itibariyle de bayram dönemindeyiz açıkçası. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Senin de bayramını tebrik ediyorum. Ben kendime ama hesabıma yani çok uzun zamandır maalesef bu ülke şartları sebebiyle açıkçası bayram kutlamaya hicap duyuyorum. Bu bayramda benim adıma bu durum değişmedi. Biliyorsun Emine Şen Yaşar Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutuyor. Cezaevinde binlerce masum insan, binlerce askeri öğrenci, teğmen, kursiyer, suçsuz oldukları ayan beyan ortada olduğu halde cezaevindeler. Anne baba tutuklu çocuklar var. Bu bayramı onlardan ayrı geçirecekler. Bunların arasında tanıdıklarımız var, bildiklerimiz var. Yani dolayısıyla ben ne zamanki adalet diye haykıran insanımız kalmaz, ne zamanki çocuklar yatağa aç girmez, ancak o zaman bayram olacak diyenlerdenim. Belki bu çok ütopik, belki bunu hiç başaramayacağız ama en azından bu yolda çalışarak bayramı idrak ediyorum. Bu bayramı da öyle yaptık seninle. Biz bayramı çalışarak kutlamayı tercih ettik. Umut ediyorum bu bayram pek çok şeye vesile olur. Bu yaşadığımız adaletsiz sürecin de sonlanması adına iyilikler getirir. Sen ne düşünüyorsun bayram hakkında? Aynı kanaatteyim. Ben hiç bayram kutlamadım senelerdir esasında. Sen de kısmen biliyorsun. Yani çalışmadığım bir gün olmayacak şeklinde söz vermiştim. Zira çok yakın arkadaşlarımdan haksız yere tutuklu olan birçok insan var. Onların ben masumiyetlerine inanıyorum ve onların masumiyetleri kanıtlanıp onlar da bayram kutlayabilir hale gelinceye kadar ben işte tatil yapmayacağım ve çalışmadığım bir gün olmayacak şeklinde kendi kendime bir söz vermiştim. Bu bayramı da gönül rahatlığıyla evet kutlayamıyoruz. Bence bu bayramı hiçbir siyasi de kutlamamalı. Ülkede bu kadar problem varken bu problemler üzerine çözüm önerileri düşünmek için kafa yormalı. Bunun üzerine mesailerini harcamalı diye düşünüyorum. Umarım hep birlikte gönül rahatlığıyla kutlayabileceğimiz adaleti ve hürriyeti doyasıya hissedebileceğimiz bayramları da hep birlikte yaşarız ülkece. Umarım, umarım Levent. Tam böyle işte adalet doyasıya yaşayacağımız günlere erişmeye beklerken biliyorsun geçen hafta binlerce insanı ilgilendiren, yüz binleri ilgilendiren, hatta bana sorarsan toplumun tamamını ilgilendiren Yüksel Yalçınkaya davasının yeniden yargılama duruşmasındaydık birlikte. Neler olup bittiğini birlikte gözlemledik. Pek çok meslektaşımızla oradaydık. Bu konuya dair değerlendirmeler de yaptık. Fakat duruşma sonrası duruşma zaptının yüklenmesi, bu zaptı görmemiz belki benim adıma değerlendirmelerimden sonra oldu. Oradaki zabıttaki de bazı toplanması gereken bölgeleri de inceleme fırsatımız oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bardok'la ilgili yazıya verdiği cevabı da görme şansımız oldu. Yüksel Yalçınkaya'nın yeniden yargılama duruşması sence nasıldı? Nasıl olmalıydı? Olması gereken yere doğru da gidiyor mu? Bence eninde sonunda olması gereken yere gidecek. Hani en son soruya cevapla başlayayım ama biz ülke olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altına imza attık. Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biriyiz diyoruz. Yani ilk üye ülkelerinden biriyiz. Vesaire havasını atıyoruz bunun ülke olarak ama ülkeler arasında yani diplomaside ahde vefa ilkesi diye bir ilke vardır. Böyle kafanıza göre anlaşmaları yorumlayamazsınız. Anlaşmanın altına imza attıysanız ülke olarak bu ülkenin de aynı zamanda bir onurudur. Yani hani bir söz vermişsiniz, bir ahitte bulunmuşsunuz. Dolayısıyla şimdi biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımışız. Tanıdıktan sonra şimdi tarihinin en ağır kararını vermiş, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi üzerinden de bir ihlal kararı vermiş. 7. madde üzerinden. Bu bir kere doğrudan Yalçınkaya ile alakalı ve hem kararda geçtiği şekliyle hem de olması gerektiği şekliyle bu işin doğası gereği, hukukun gereği benzer bütün dosyalarla alakalı.
Şimdi burada olması gereken şuydu. Bir kere Yalçın Kaya'nın şahsıyla alakalı İvedilik'le beraat kararı verilmesi gerekirdi. Bence yeniden bir duruşma açılmasına dahi gerek yoktu. Yeniden incelenmesi gerekecek hiçbir husus yoktu. Çünkü her şey en ince detayına kadar incelendi bu dosyada. Hiçbir dosya incelenmediği kadar bu dosya incelendi. Hükümet defalarca işte bir şeyler sundu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vesaire. Sadece Yalçın Kaya değil, benim beklentim şuydu. Bir hukuk devletinde olması gereken bence budur. Benzer durumdaki bütün dosyalarda da ivedilikle beraat kararı verilmeli. Eğer ki bir kesin hüküm söz konusuysa benzer dosyalarda da o dosyalarda da yeniden yargılama dosyası açılarak yine bir duruşma açmaksızın beraat kararı verilmeli. İnsanlar bu saçmalıklarla uğraşmaktan artık kurtulmalıydı. Enerjimizi boşa harcıyoruz. Yüksel Yalçın Kaya hani çaya karıştır iç derlerdi. Şeker gibi insan derlerdi bizim oralarda. Aynen öyle birisi. Tanıyan herkes evladını öğretmen Yüksel Yalçın Kaya'ya emanet etmek için birbiriyle yarışır. Ben hani bunun altına imzamı atıyorum. Yüksel Bey böyle bir insan. Ve Yüksel Bey senelerdir öğretmenlerinden uzakta tutuluyor ve bu insan cezaevinde kaldı uzunca bir süre. Haksız bir şekilde Anadolu'nun böyle piru pak bir insanı terörle suçlandı. Son derece ağır bir suçlamayla. Şimdi peki ne oldu? Ülkemizde ne oldu? Bir kere dediler ki önce resmi tercümeyi bekliyoruz. Tercüme yanılmıyorsam 3 hafta gibi bir sürede hazır olmuştu. 26 Eylül'de karar çıktı malum. Bu kesin nitelikli bir karar. Tercümeden sonra mahkeme zaten bir tensip oluşturmuş ve tensipte olur olmadık her şeyi tekrar sormuş. Tekrar sormuş ve 2 Nisan'a gün vermiş. Zaten bu bana göre yargımıza yakıştıramadığım bir tavır diyeyim. Yani hani doğru cümleleri bulmakta, doğru tanımları bulmakta zorlanıyoruz maalesef. Çünkü hukukla ilgisi yok bu olan biten. 2 Nisan'a zaten hani uzatma mahiyetli bir şeydi. Akabinde biz zaten hem bir çağrı yaptık değil mi? Yani ilk çağrıyı bizler yaptık biliyorsun. Benim paylaşımımdan sonra sizler de alıntıladınız. Sağ olun işte geleceğinizi söylediniz ve hep beraber gittik biz oraya. Gideceğimizi duyurduk. Başka insanlar geleceğini duyurdu. Gittik küçücük bir salon. O küçücük salonda işte çok gereksiz bir kolluk kuvveti, kolluk neden enerjisini buraya harcıyorsa hani o da sorgulanmalı. Kayseri'de başka başka problemler var halbuki. Mesela Kayseri'de uyuşturucu problemi çok yoğun. Kayseri'de birçok arkadaşım var benim. Ben liseyi Kayseri'de okudum. Hala orada çok arkadaşım var. Şu anda da hani irtibatta olduğum çok arkadaşım var. Uyuşturucu çok ciddi bir problem. O kolluk keşke uyuşturucu satıcılarının peşinde olsaydı. Yani bizim için orada güvenlik önlemi alacağını, yani o biber gazları ellerinde falan böyle hazır bekleyeceklerini. Sonra işte hani biz bunu hani defalarca anlattığımız için kısaca anlatayım. Bir kalabalık toplandı evet ama önce dediler ki 10'da başlayacağız. Zaten siz ikinci sıradasınız. 10.30'da ancak sıra gelir. İnsanların bir bölümü işte dağıldı vesaire. Sonra bir anda kapı açıldı ve kapandı. Yani kapı açıldı zaten arkadaşlar saymışlar 14 koltuk varmış. Onların da bir bölümünün işte polisler oturmuş falan zaten. Ben içeri girer girmez polislere dedim ki böyle olmaz bakın. Hadi siz dedim ön tarafa oturun. Ve böyle endişeniz olmasın. Ben de sizinle meslektaş sayılırım falan dedim hatta birisine. Evet tanıyoruz falan dedi. Yani demek ki bizi tanımışlar. Hani gelmeden önce de onlara demek ki bilgi verilmiş. Neticede işte heyet başkanının, mahkeme heyeti başkanının agresif tavırlarından da bahsettik yayınlarda. Kimseyi işte içeri almak istemeyişinden, işte ben şanslardan biriydim, girebildim içeriye, takip ettim. Hiç kimse de müdahale etmedi başkana. Gayet böyle suhuletle hani bizim açımızdan yürütülen bir süreç oldu. Ama heyet başkanı hiç olmadığı kadar, hiç görmediğim kadar gergindi açıkçası. Devamında da işte bir tanık dinlendi. Tanıkla ilgili de sen değerlendirmelerde bulundun. Bu tanık daha önce dinlenmemiş meğer. Dinlenmesine gerek duyulmamış. Zaten soyut, zaten söylediği hiçbir şey yok. Bu tanığı da buraya getirdi. Tanıkla ilgili bence sen değerlendirme yaparsın. Çünkü sen daha iyi değerlendiriyorsun diyeyim yani bu konuyu. Yani işte saçma sapan bir ortamda karşı komşu olan iki aileyi yani birbirine düşürmüşüz. Allah'tan hani o şu an hani izale olmuştur diye düşünüyorum ama yani karşı komşular birbirlerini ihbar etmişler. Biz nasıl büyük olduk böyle? Yani inanılır gibi değil. Sonrasında da işte tekrar yine bana göre tamamen anlamsız. İşte D-Smart çok ön plana çıktığı için onu söylüyoruz ama Baylok'la ilgili de bir takım ilave talepleri oldu tekrar.
Sordu mahkeme heyeti. Halbuki önceki yargılamalarda zaten bunlar incelendi. Zaten dosyada var bunların tamamı. Neyse zaten veya olması gerekir. Yeni bilgi gelse ne olacak? Yani Baylok'la alakalı. Bu da ayrı bir şey. Zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ham veriyi veremiyorum demiş. Baylok delilini çöp etmiş. Buruşturup çöpe atmış. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı demiş ki ben bütün avukatlar, hakimler, savcılar alayınızı birden hiç burada bir suje yerine koymuyorum. Sizi yani tabiri caizse adam yerine koymuyorum demiş. Yani bizler dahil. Arkadaş bunu MİT gördüyse, emniyet gördüyse sen kim oluyorsun? Sen ne hakla sorabilirsin? Yani bu ham verileri ben gördüm ya, bunu yazıya döktüm ya. Sen kim oluyorsun diyor yani. Bütün heyetlere aynı şeyi söylüyor. Bizlere de aynı şeyi söylüyor. Heyetler bunu kabul edebilir ama ben etmiyorum. En başından beri kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Israrla isteyeceğim. Eğer ham veri falan yoksa da böyle bir delil olmaz zaten. Delil dediğimiz kavram denetlenebilirdir. Denetlenemeyen herhangi bir şey delil olmaz. Dijital veriler bundan müstesna değil bu kaideden. Ortada delil melil yok. Daha fazla insanların enerjilerini harcamayın. Çıktık tabii. İşte Zülküf Bey'in tepkisi oldu orada. Çok son derece haklı bir tepkisi oldu. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çok yani mükemmel bir duruşu var kendisinin. Sağ olsun. Orada da o duruşunun hakkını verdi. Daha sonra koridora çıktı. Koridorda yine etrafımız hep polis. Baro oda bölümüne geçtik. En azından baronun işte bir boş bir seminer salonunda yapacağımız faaliyetleri yaptık. Biz bunu tutanağa bağladık. Tutanağı hızlı bir şekilde İngilizceye çevirdik. 12 meslektaş ona imza attı. Sonrasında çok sayıda başka meslektaş imza atmak istedi ama biz herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına onların da netice itibariyle hüsnü şehadetleri var yani bu olayla alakalı. Biz bunu dediğim gibi İngilizceye de çevirdik. Biz bunu duyurduk. Yalçınkaya kararının her satırı nasıl tarihe geçtiyse hem bu duruşma hem de bundan sonraki duruşmalar yine tarihe geçecek. Tarihe geçmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Biz hukuku savunmaya devam edeceğiz. Ama Yalçınkaya ile ilgili hak ihlali devam ediyor. Yalçınkaya'nın, Sayın Yüksel Yalçınkaya'nın, öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın sanık sıfatını taşıdığı her saniye, her dakika bir hak ihlalidir. Ve buna kimsenin hakkı yoktur. Aynı şekilde Yalçınkaya ile benzer durumda olanlar, benzer kriterlere sahip işte dosyaları olanlar, bu yargılamalar nedeniyle enerjilerini boşa harcayan insanlar, sanık sandalyesinde olmak zorunda olanlar, şüpheli olanlar, onların yakınları hepsi adına bu hak ihlali devam ediyor. Artık ülkenin aklını başına alması lazım. Bunun mağduru bütün bir toplumdur. Sadece Yüksel Yalçınkaya değil, sadece bizler değiliz. İşte ülkenin hali ortada. Bunu şeye anlatmaya gerek yok. Bir an evvel bu işler umarım düzelir. Eylül'e işte ertelendi. Biliyorsun duruşma. Bu da işte anlamsız bir durum. Eylül'de duruşma olursa biz yine gideceğiz. Ben umut ederim ki duruşma yapmaya gerek yok. Yargı bunda artık kanaat etsin. Ve bu boş işlerle uğraşmaktan hani bir gerçekten vazgeçsin. İnsanların enerjisini de boşa harcamasın, kendi enerjisini de boşa harcamasın. Kayseri'nin kolluğu Kayseri'deki çetelerin peşine düşsün. Uyuşturucu tacirlerinin peşine düşsün. Kayseri'deki mahkemelerde uyuşturucu tacirlerini yargılasın. Böyle dediğim gibi ülkemizin pir upak insanlarını terör suçlamasıyla neyse işte mağdur etmesin diyeyim. Şimdi Sinirlenince ben sorulanıyorum. Levent, hani benim bu yargılamalarda aslında gördüğüm şey şu, çok sevdiğim felsefe profesörü Ioanna Cruciani'nin bir sözü var. Diyor ki insan hakları ve değerler eğitimini çok küçük yaşta vermeliyiz. Çünkü o küçük yaştaki çocukların arasından kimlerin siyasetçi, kimlerin karar verici olacağını bilemeyiz. O eğitimi o kadar küçük yaşta vermeliyiz ki kambur oluşmadan vermeliyiz. Eğer kambur oluşursa insan kamburunu savunur diyor. Benim bu yargılamalarda da gördüğüm yargı kamburunu savunmaya çalışıyor. O kadar çok kambur oluşturdular ki o kadar büyük bir kamburun altında kendileri de görünmüyorlar artık. Oluşturdukları buzdağı gibi bir kambur var ve onu savunuyorlar. Şimdi yine diğer taraftan yani bu yeniden yargılama duruşmasında benim en net anladığım şey şu oldu aslında. Mahkeme heyetinin yeniden yargılama müessesesini ya bilmiyorlar ya bilerek yanlış uyguluyorlar.
Yeniden yargılamadan kasıt bu hak ihlallerini gidermek üzere bir yeniden yargılama. Fakat mahkeme heyeti sanki Yüksel Yalçınkaya ilk defa yargılanıyormuş gibi sanık sandalyesine oturtarak yargılıyor. Bunun da zaten niye böyle olduğunun kanıtı Yüksel Yalçınkaya yurt dışı çıkış yasağı konmasından belli. Bence yeniden yargılamayı yanlış anlıyorlar. Ya da dediğim gibi kambur savunmak adına buna devam ediyorlar. Şimdi Baylok'la ilgili diğer taraftan biliyorsun özellikle Kürt meselesinde çok fazla bizim gizli tanıklarımız olurdu. Dayanaksız, delilsiz. Sonra bu gizli tanıkların beyanlarının asla astarı olmadığı yargılamalarda ortaya çıkar. Ama buna rağmen o gizli tanık deliliyle pek çok insanın hayatı karartılırdı. Şimdi benim gördüğüm Baylok, SD kart gibi bu dijital deliller de dijital gizli tanık gibi oldular. İçleri boş, kendileri yok. Gizliler çünkü görmüyoruz. Hiçbirimiz görmüyoruz. Hani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazmış ama ben savcılığın bile gördüğünden emin değilim. Belki onlar da görmedi. Çünkü bazı yazışmalar görüyoruz ki savcılık bende de yok diyor. Ham verilerle ilgili olarak. Belki savcılık da görmedi. Şimdi bu ham veri dediğimiz zaman bundan aslında bazen yargılanan insanlar da tam olarak anlamıyorlar ham veriden ne kastettiğimizi. Ben şu örnekle anlatıyorum. Müsaade olursa çok kısaca da ondan bahsetmemi istiyorum. Bizi seyredenler de hani bu örnek çok basit. Lütfen buradan anlamaya çalışın. Örneğin sokakta bir kavga oldu. Bu kavgada bir ölüm vakası ya da bir yaralama vakası yaşandı. Bunun da kamera görüntüleri var. İş yeri kameraları, civar kameraları vesaire. Kolluk size diyor ki Ahmet Mehmet'e iki el ateş etmiş, öldürmüş. Bu da benim tutanağım. Kamera kayıtları da bende, ben onu inceledim. Ahmet diyor ki ben olay yerinde orada değildim. Benim onu öldürmüş olmam mümkün değil. Ya da oradaydım ama seyirciydim ben. Ben böyle bir eylemde bulunmadım. Bu durumda ne yapar mahkeme? O kamera görüntülerini izler. Zaten mahkemenin görevi budur. Yani bunu sanık bile talep etmeden yapması gerekir. Burada mahkeme diyor ki ben kamera görüntülerini görmeye hiç gerek duymuyorum diyor. Bu tutanak benim için yeterli diyor. Sanık diyor ki ya bir dakika hayatımla oynuyorsunuz. O görüntüleri ben göreyim, size izah edeyim. Belki karıştırdınız, belki benzettiniz, belki kıyafetten dolayı bir karmaşa yaşadınız. O görüntüleri getirin mahkeme salonuna. Ben göreyim, ben izah edeyim. Görüntüler doğru mu, montaj mı? Hayır diyor, senin görmene hiç gerek yok diyor. Sen zaten hiç görme. Biz diyor kolluk bir tutanak düzenlemiş. Bu tutanağa göre biz senin o adamı öldürdüğüne eminiz diyor. İşte Baylok, SD kart, garson hepsiyle bir yaşadığımız temel problem bu. Bu delili görmenizde sanık ve müdafiğinin görmesine izin vermedikleri gibi mahkeme heyetleri de görmeye gerek duymuyor. Şimdi biz Baylok'la ilgili diyoruz ki nedir bu çekince? Nedir bu kaçınma hali? Ve ben çok enteresan değil mi? Mesela 100.000'den fazla insan Baylok'tan yargılandı. Bunun savcılıktaki soruşturma aşamasını düşün. Derece mahkemesi aşaması, istinaf aşaması, yargı aşaması, AYM aşaması. Yani bir dosya dört aşamadan geçiyor. Şimdi böyle baktığın zaman 400 bin dosya gibi düşünülebilir bu. Bu kadar hakim ve savcıdan bir tanesi bile bir dakika diyor. Yani ben bu delili görmedim demiyor mesela. Şimdi bütün bir yargının karar birliği etmişçesine hepsinin aynı mantıkla delili istemiyor olmaları enteresan değil mi? Yine bizler müdafileri olarak ya da sanıklar ham verinin dosyaya kazandırılmasını istiyoruz dediğimizde yine bütün bir yargının buna maalesef Anayasa Mahkemesi de dahil ağız birliği etmişçesine ham verilerin dosyaya kazandırılması talebini reddetmesini nasıl izah edeceğiz? Bir de ben sıklıkla yargılamaya yenilik katmayacağından sanık müdafiesinin talebinin reddine cevabı alıyorum. Ve ben her seferinde mahkemeye sayın hakim, sayın başkan ben yargılama yenilikten bahsetmiyorum. Yargılamanın tam da omurgası bu ham verinin getirtilmesini talep ediyorum diyorum. Şimdi ben yargının bütün aşamalarının ve bütün yargıçların ham verilerin getirilmesi konusunda tek bir ara karar oluşturmamış olmalarını sanık ve müdafiyesi bunu talep ettiğinde bu taleplere de hepsinin yine ağız birliği etmişçesine reddetmelerini nasıl yorumlamalıyız? Sen bunu nasıl okuyorsun? Ben bunu şöyle okuyorum. Şimdi benim hani Kayseri'de de daha ilk beyanlarımda şunu söylemiştim. Siyasetin sütresi olmak zorunda değilsiniz. Siyasetin kum torbası olmak zorunda değilsiniz demiştim kürsüdeki meslektaşlarıma. Şimdi bu kadar hani mahkeme sen de saydın ya Türkiye'nin her yerindeki mahkemeler.
benzer şekilde karar veriyorsa, neye rağmen benzer şekilde karar veriyorsa, hepimiz aynı eğitim aldık hukuk fakültelerinde. Ya bize bu öğretilmedi. Bize bu öğretilmediği gibi başka başka olaylarda, değil mi? Başka başka yargılama konularında böyle bir görüntü varsa o görüntüyü biz çözeceğiz diye. Yani ben ses ve görüntü inceleme uzmanıyım aynı zamanda. Yani tabiri caizse göbeğimiz çatlıyor. Hani birçok yazılımlarla vesaire daha netleştirmek ve için birçok olayda, ya basit bir hırsızlık olayında da, işte ne bileyim, işte bir cinayet olayında da, uyuşturucu olayında da ses oluyor, görüntü oluyor ve bunların ham verileri mutlaka dosyaya geliyor. O sesi herkes dinlediğinde aynı metni duyuyor. O görüntüyü herkes gördüğünde ikna oluyor. İşte bu Levent'tir, bu Hatice'dir şeklinde ikna oluyorlar. Eğer bir şüphe varsa da bu şüpheden sanık yararlanıyor. Şimdi ama baylok olunca herkesin böyle davranması, hukukun gerçeklerine rağmen, hukukun ilkelerine rağmen, öğrendiğimiz hukuka rağmen böyle davranıyor olması, bu işlerin bir üst irade tarafından idare edildiğinin göstergesidir. Bu üst irade aslına bakarsanız kendini de belli etmiştir. İnsanlara, yurttaşlara parmak sallayarak, siyasilere parmak sallayarak kendini belli etmiştir bu üst irade. Ama yargı mensupları, kürsüdeki meslektaşların bu bir üst iradenin sütresi olmayı, onun bir kum torbası gibi hareket etmeyi göze aldılar. Ya kum torbası niyedir? Yani arkadaki kişiyi işte kurşunlardan vesaire de bir koruması için, yani gelen işte saldırılardan koruması için. Yani yargının olması gereken seviye bu mudur? Yargının olması gereken yer bu mudur? Yani ham veri olmadan, hiçbiriniz görmeden bunu nasıl çözeceksiniz? Sen çok güzel bir örnek verdin. Hani bir kişi, hani bir kişiyi öldürmüş. Burada da şunu bahane ediyorlar ya, burada herkesin görüntüsü var veya da işte herkesin bilgisi var. Bir kere bu kişisel verileri koruma kanunuyla vesaire, kişisel veri hassasiyetiyle açıklanamaz. Çünkü biz biliyoruz ülkemizi, biz burada yaşıyoruz. Herkesin boy boy fotoğraflarını, videolarını, masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde zaten servis eden bir kolluk ve yargıya sahibiz maalesef. Bununla beraber hani bir kişinin vefat ettiği, hani birebir bir cinayet vakasından değil de, diyelim ki birçok kişinin karıştığı, karşılıklı bir çatışmadan, karşılıklı bir kavgadan mesela söz edelim. Değil mi? Aynı şekilde orada bir görüntü var. Orada bir görüntü var. Birden fazla insan ölmüş, birden fazla suçlu olabilir, bir tane suçlu olabilir. Kimisi işte yaralamadan ceza alacak, kimisi cinayetten ceza alacak, değil mi? Kimisi de hiç ceza almayacak, hiçbir şeye karışmamış. Orada bir kalabalık olduğunu düşünün. Şimdi bu kalabalığın içerisinde diyor ki birileri, biz diyor bunu çözümledik arkadaş. Buradaki cinayetten suçlanacaklar A, B, C kişileri, yaralamadan suçlanacaklar D, E, F kişileri. Bizden başka da hiç kimsenin bu görüntüleri, ham görüntüleri izlemesine gerek yok. Ya pardon, sen kimsin? İnsanların hayatları ile ilgili böyle karar veriyorsun. Sen kendini neyin yerine koyuyorsun? Bunu yapan her kimse. Nasıl oluyor da yani insanların böyle hayatlarını alt üst edecek kararları tek başına alıyorsun ve bütün yargıyı, bütün hukuk camiasını, avukatları, işte şüpheli ve sanıkları, bu ülkenin tertemiz yurttaşlarını yani. Böyle görmeseniz de olur, bilmeseniz de olur diyebiliyorsun yani. Sen zaten bu baylok kullananların hepsine, değil mi, terörist demiştin. Hangi teröristi koruyorsun o zaman sen ya, bu verileri vermeyerek? Yani korumak istediğin, yani senin makbul teröristün mü var? Yani işte buraya geliyor konu. Ne diyeyim yani, kimileri makbul, kimileri değil demek ki onlara göre, ki bu terör tanımını da onlar kullanıyor diye kullanıyorum. Yoksa böyle bir terör olmaz. Levent, esasen aslında o kadar tehlikeli bir yol açtılar ki kendileri adına da, yani yargıçlar kendi bağımsızlıkları adına da çok tehlikeli bir yol açtılar. Aynı yargıçlar farklı ceza dosyalarının hakim oldukları zaman bu şekilde davranmıyorlar. Yani az önce senin de söylediğin gibi adli bir suça konu yargılama yaptıklarında ceza hukukunun amil ilkelerini belki orada da eksikler vardır ama genel itibariyle uyguluyorlar. Yani böyle ben görüntüyü incelemem, izlemem, sanık da görmesin, müdafi de görmesin gibi bir tavırları yok. Sadece terör yargılamaları bağlamında var ve tırnak içinde FETÖ-PYD yargılamaları bağlamında var, Kürt yargılamaları bağlamında var ama diğerlerinde yok. Diğerlerinde hukuk adına daha makul davranıyorlar. O Siyasetin yüzden karıştığı yargılamalar da var diyebilir miyiz? tamam, Siyasette aynen. nereye karıştıysa zaten murdar ediyor yani, özellikle yargıda. Aynen öyle, tam oralarda var bu iş. Şimdi bu noktada bir kere umutsuz olmalı mıyız? Hani herkesin belki en çok merakla beklediği şey haber belki de bu ama ben başından beri umutsuz olmaya hiç gerek yok. Alınan yolu asla azımsamayalım diyorum.
Tam bu noktada umutsuz olmamaya dair senin de bildiğin bir kararı izleyicilere anlatmak istiyorum. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir kararı, karar tarihi 21 Kasım 2023, yani Ahim'in Yalçınkaya kararından sonra. Kararın kısa öyküsü şöyle. Sanık bir kadın bayrak kullanım iddiasıyla hakkında bir mahkumiyet hükmü kurulmuş. Mahkumiyet hükmünü Yargıtay 3. Ceza Dairesi onamış. Bu Ne zaman onamadan sonra onadığınızı söyleyeyim. onama tarihi şeyden Yüksel Yalçınkaya'dan önce, yani 2023 başında onandı. Aynen. Sonrasında sanık, tabii onamadan sonra kararı onandığı için cezaevine alınıyor kadın. 20 Şubat 2023'te Yargıtay savcılığına CMK 308'deki yetkisini kullanmak üzere bir itiraz dilekçesi gönderiyor sanık. 20 Şubat 2023'te gönderdiği dilekçeyi savcı 4 Ekim 2023'te karara bağlıyor. Yani Ahim'in Yalçınkaya kararından 8 gün sonra. Ve savcı diyor ki, burada yargılanan sanık kadın bayrak kullanım iddiası sebebiyle onamışsınız hükmünü, ama kadının bylaw listesine baktığımızda sadece kocasının var olduğunu görüyoruz. Sadece kocasından başka kimsenin ekli olmadığını görüyoruz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ki şu an ekrana da yansıyor, kararına göre bylaw kullanımından mahkumiyet hükmü kurulabilmesi için bylaw'un örgütsel amaçla ve örgütsel faaliyetler için kullanılması gerekir. Burada örgütsel bir amaç ve örgütsel faaliyet yok. O yüzden beraat hükmü kurulması gerekirken bu şekilde karar verilmesi yanlış olmuş diyor ve kararı itiraz ediyor savcı. İtirazdan sonra bu yıl Yargıtay 3. Ceza Dairesi, özür diliyorum, 21 Kasım 2023'te kararı kaldırıyor ve derhal tahliye kararı veriyor. Şimdi bu önemli bir karar. Buradaki tarihleri de özellikle vurguladım. Yani 4 Ekim 2023'te savcının kendisine yapılan itiraza dair kabul ediyor sanığın itirazını ve hemen karara karşı itiraz hakkını kullanıyor. 21 Kasım 2023'te de Yargıtay kararı kaldırıyor. Beraat etmesi gerekir diyor ve derhal tahliye kararı veriyor. Ve bu kararın baktığınız zaman aslında sanığın başvuru tarihi Şubat 2023. Daha sonrasında böyle bir karar çıkmış. Evet, bu doğru bir karar. Yargıtay'ın daha önce kararları bağlamında da doğru bir karardı, ama asıl burada dikkat çekici husus şu. Diyor ki, bir kere bu karı koca baylok kullanıcısı. Demek ki baylok öyle münhasır sadece örgüt mensuplarının kullandığı, örgütsel amaçla var olan bir program değil. Bir kere yargının bunu buradan anlaması gerekiyor. Karı koca kendi arasında kullanmışlar. Ve yine bu dosyadaki karar metninden anladığım kadarıyla mesajlar da var. Ve bunlar da kişisel ve ailevi nitelikte mesajlar. Örgütsel değil diyor. Madem böyle, diğerleri açısından, başkaca yargılanan baylok kullanıcıları açısından bunun örgütsel olduğuna nasıl kanaat ettiniz? Baylok hani münhasırdı. Bakın, karı koca da kendi arasında kullanabilmiş. Biz senin de bu baylok meselesine başından beri bir şey söylüyorum. O cümlemi de söyleyerek sözü sana bırakacağım. Bir iletişim ağına dahil olmak kimse için silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasının delili olamaz. Bunu baylokla ilgili SD kart dijitalleri, bunların tamamı için söylüyoruz. Bu bir kere bir tarafta dursun. Yani bu zaten bir suçlama konusu olamaz. Fakat yargı bunu ısrarla bir suçlama konusu yaptığı için biz bu defa delilin hukuka uygun elde edilip edilmediği, hukuka uyarlı olup olmadığı ile ilgili ikinci aşamayı tartışmak zorunda kalıyoruz. Bu ikinci aşamayı tartışıyor olmamız biri yok saymıyor. Yani bazen dinleyenler bunu yanlış anlıyorlar. Bir, zaten bizim için en başta söylediğimiz şey, bunu sözlü, yazılı, davalarda, duruşmalarda, her yerde söylüyoruz. Ondan sonra ikinci aşama olarak delilin niteliği hakkındaki tartışmaları, ham veriye de o yüzden giriyoruz. Şimdi bu kararı sen nasıl yorumluyorsun? Baylok hani münhasırdı, hani Tabii örgütseldi. şimdi ben Nasıl değerlendirebiliriz? bana danışan dosyalar arasında ben benzer dört dosya gördüm. Bakın dört dosya. Dört dosyada örgütsel olmakla hiç alakası yok. Karı koca ya da sevgililer arasında hiç kimseyi ilgilendirmeyen mesajlaşmalar var. Şimdi nitekim Yargıtay'da bu şeyden sonra Adem Akgün kararından sonra bir gazeteye de haber yaptırarak işte boşa sevindim. Biz zaten böyle karar veriyoruz. Bak bu da örneği demişti. Hatırlarsan orada da bir gönül ilişkisi vardı. Hani o taraf kimseyi ilgilendirmez.
Ben o zaman da söylemiştim hani münhasırdı diye. Şimdi biz bu münhasırlığın üzerine neden gidiyoruz? Bir kere biz şunları her yargılamada söylüyoruz. Bunu da belki yani ilk dile getiren ben olabilirim. Çünkü 8 Kasım 2016'da yazılı sunduğum raporlar var. Tarih olarak da bu 8 Kasım 2016. Bir kere hukuka uygun elde edilmiş bir iletişim içeriği olacak. İki, içerikte suç unsuru olacak. Üç, suça yönelik bir eylem olacak. Ceza yargılaması eylem ilgilenir. Yoksa biz de mesela değil mi aramızda yazışırken ben A kişisini öldürmek istiyorum diyebilirim. Başka şeyler yazabilirim mesajlaşma içerisinde ama tutup da kimse beni cinayetten yargılamamaz. Yargılamamalı. Yani mantık bu. Ama ona yönelik bir eylem varsa o yargılanır. Şimdi biz bunları söylüyoruz ama bunu söylediğimizde yeterli olmuyor. Yeterli olmadığı için bu var, bu bizim cebimizde. Biz bunu söylüyoruz, iddia ediyoruz. Siz hukuka aykırı elde etmişsiniz. İçerikte suç unsuru yok, suça yönelik eylem yok. Zaten ortada hukuka aykırı elde edildiğini ifade ettiğimiz için ortada delil yok. Bunu söylüyoruz. Ama sığındıkları, bu bylaw temellendirdikleri en önemli argüman münhasırlık. Bu münhasırlıkla alakalı da çok konuştuk ama dünyada çok fazla yayın var fakat İzzet Hoca'nın kitabında yanılmıyorsam 9. baskısında başladı. Öncekilerde var mıydı bilmiyorum. Dünyada suç örgütlerinde bu yaygın artık. İki kişi bir araya gelip de yazabilir. Bu haberleşme özgürlüğü içerisindedir ama bir suç örgütü dünyada da EncroChat örneği var mesela bir benzeri tam değil ama bir benzeri. Gerçekten o örgüt üyelerinden başkasının kullanımına izin verilmiyorsa, yani bir münhasırlık söz konusuysa, bir üçüncü taraf müdahalesi gerekiyorsa, birinin size şifre vermesi gerekiyorsa, bu da dünyada artık yaygın, o uygulamaya dahil olmuş olmak bir emare kabul ediliyor örgüt üyeliği için. Bu dünyada da böyle, Avrupa'da da böyle. Dolayısıyla biz münhasırlık iddiasının üzerine gidiyoruz ve ben bu uygulamanın münhasır olmadığına dair Koray Peksayar'la birlikte uzman görüşü yazdım. Bu uzman görüşünü de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yalçınkaya kararında 134 ve 135. paragraflarında atıf yaptı. Çünkü en önemli argümanları bu. Ama biz sadece bunu söylemedik. Atıf yapmadı ama yine dosyaya sunulan Baylok ham verilerinin neden bozuk olduğuna dair de uzman görüşümüz var bizim Koray Peksayar'la birlikte. Şimdi bu kararda bir kere münhasırlık iddiasını bana göre çökertmiş durumda. Artık böyle bir iddiayı dile getirmeleri bile abesle iştigaldir. Yani karı koca arasında yazışmaları var vesaire tespit ettiğini söylüyorsun. Onlar da kabul etmişler bu dosyada. Evet demişler biz kullandık aramızda kullandık. İşte bu dosyada bile terörden insanlara ceza vermişsiniz. Bu dosyada bile Şubat 2003'ten Kasım işte 2023'e kadar pardon Şubat 2023 Kasım 2023 arası bu kadıncağız tutuklu kaldı. Bunun vebalini kim ödeyebilir? Ya bakın biz bir sürü şey söylüyoruz. Hiçbir kere yazışma olmayanlarda hangi örgütsellikten bahsediyorsun? Bunun hukuka aykırı olduğunu falan söyledikten sonra yine tekrar edeyim, altını çizeyim. Ama yazışma var ortada örgütsel diyebileceğin hiçbir şey yok. Dua var, rüya var ya da işte yemek tarifi var. Başka şeyler var, öğrenci muhabbeti var. Böyle bir sürü tespit değerlendirme tutanağı gördük biz. Bunlara siz ya hangi vicdanla, hangi hukukla örgütsel diyebildiniz ve bu veballer altına girdiniz. Şimdi Muhsin Bey'in burada değil mi? Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı'ydı. Yargıtay Başkanlığı'na aday kendisi. Üç adaydan birisi. Şimdi belki de Yargıtay Başkanı olacak değil mi bayramdan sonra? Belki de seçilecek. Ya bunca vebal taşınır mı Muhsin Bey? Bunca insanın yani şu bu karara konu kadının haksız tutukluluğu bunun vebali kaldırılır mı? 9 ay, 10 ay siz kendi eşiniz hanımefendi haksız yere tutuklansa buna razı olur musunuz? Hayatınız nasıl etkilenir? Bununla ilgili empati yapın artık bu işten vazgeçin. Bir de artık böyle bir karar verdiyseniz bakın böyle kararlar veriyorsunuz değil mi? Bu eğer kişiye özel bir karar değilse bunu hukukun gereği olarak herkese uygulayın. Artık insanlar enerjilerini boşa harcamaktan yoruldu, ülke yoruldu. Bu işten bizim kurtulmamız lazım. Ben sadece Muhsin Bey'e de söylemiyorum, 3 adaya da söylüyorum. Bütün ceza daireleri üyelerine de söylüyorum. Basit bir iş yapmıyorsunuz. Bunun çok büyük bir vebali var. Netice itibariyle bu kararda bunun bir göstergesi. Umarız bu kararların sayısı artar bir an evvel. Hızla insanlar mağduriyetten kurtulur diye.
Levent, son soruya geçmeden önce bir ilave yapacağım. Bu karar metninde de var. Baylok'la ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kendi kararında da Yargıtay 3'ün eski 16'ında bütün kararlarında hep şu ifade vardı. Örgütsel faaliyetlerde kullanmak üzere, yani bu programın yüklenmesi ve yine örgütsel faaliyetlerde kullanılması. Bunu her kararda söylediler. Fakat içeriği olmayan bir dosyada bunun hangi gerekçeyle örgütsel olduğuna karar verdiklerini asla açıklamadılar. İçeriği olanlar açısından da bu dosyada var ama benim de şu an Yargıtay 3 cezada olan dosyalarım var. Sadece iyi akşamlar, hayırlı kandiller mesajı olan bir dosyam var. Bakalım orada ne diyecekler gibi gibi. Yani bu noktada artık gerçekten Baylok'un bir... Hani Kemal Uçar Baylok deliliği diyor sanırım. Gerçekten bir delilik olduğu çok net. Bundan yargının da bir an evvel makule dönerek bütün bu dosyaları hukuka uyarlı bir şekilde de sonlandırması lazım. Tam bu aşamada Baylok münhasırdı değildi, başka kimler kullanıyordu aşamasında biliyorsun birkaç gün önce Cevheri Güven bir video yayınladı. 65 tane AKP'li ismin Baylok kullanılan AKP'liler diye. Yayınladığı belgeler doğru muydu, değil miydi? Elbette bunu biz bilmiyoruz. Bunun doğru olup olmadığını araştıracak olan kamu otoritesi. Fakat şunu biliyoruz. Yani Baylok verilerine müdahale edildiğini, bazı isimlerin listelerden çıkartıldığını, bazılarının eklemlendiğini, hani bunu yargıya yansıyan dosyalar sebebiyle de biliyoruz. Zaten Baylok'u en başta da tereddütlü kılanlardan biri buydu. Kan verilerin ısrarla gizlenmesinden dolayı da niye acaba diyoruz? Niye bu veriler gizleniyor? Şimdi Cevheri Güven videosunda bahsedilen 65 kişi, 65 AKP'li Baylok kullanıcısı mıdır, değil midir bilmiyorum. Kullanıcı olsalar da bu suç değil. Bunun altını tekrar çizeyim. Yani onlar kullanmış, onlar da teröristler. Asla böyle bir kabulümüz ve beyanım yok. Sadece şu var. Eğer bir suç isnat ediyorsanız burada da kişileri ayıramazsınız. Yani birisi için aynı eylem suç, birisi için suç değil olamaz. Fakat biz de örneklerini yaşadık. Yani bazen 17-25 Aralık sonrası kamu kurumlarından Bankasya'da haç parasını Diyanet'in topladığı bir realiteyken vatandaş oralardan cezaevlerine girdi, vatandaş yargılandı. Tam işte bu adaletsizlikte eşit olmamayı eleştiriyoruz aslında. Sen Cevheri Güven'in yayınladığı o videodaki belgeler için ne düşünüyorsun? Doğru olabilirler mi? Doğrular veya değiller ne anlam ifade eder? Şimdi ben Cevher Güven'in videosunu izledim. Bence Cevher Güven'in yaptığı bir gazetecilik faaliyetidir. Şöyle, %100 doğrulayamazsınız bazen gazetecilikte de. Yani ben doğru mu değil mi ben de bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, ben hani Kırıkkaleliyim memleket olarak. Kayseri'de okudum. İşte adı geçen ya da geçmeyen birçok siyasetçinin bağlantılarını çok yakından biliyorum. Ben bizzat biliyorum. Ya bazılarının yüzlerine karşı da söyledim. Yani kendi memleketimden, Kırıkkale'den de biliyorum. Kırıkkale'den deyince zaten Google'da arama yapan herkes bilir. Zaten Google'da biraz hani bir araştırma yapsanız, gariban vatandaşın yargılandığı kriterlere bakın. İşte bu arkadaşların yaşam tarzlarına bakın. Bunların hiçbiri suç değil. Siyasi için de suç değil ama gariban vatandaş için de suç değil. Bizim söylediğimiz bu. Yani bunların böyle hani bir bağlantısını ortaya koymak adına böyle bir şeye de ihtiyaç da yok aslında bakarsanız. Hepimiz biliyoruz. Orada hani bağlantısı yok, okuluna gitmemiş vesaire denen kişilerin de biz biliyoruz yani. Şimdi benim müvekkilim yargılanıyor. Diyor ki neden şeye gittin? Fatih Üniversitesi'ne gittin, isim de vereyim. Adamcağız diyor ki ya Fatih Üniversitesi'nde benim boy boy fotoğraflarım var falanca siyasiyle çok meşhur. Yani nasıl oluyor diyor benim için hani suç da onun için suç değil. Ve o bizim büyüğümüzdü. O bize önderlik yapıyordu her yerde işte şu şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu diye siyasinin ismini veriyor. Çok meşhur siyasi Fatih Üniversitesi. Ama bunların hiçbir mahkeme tutanağı geçirtemedik. Geçirtemedik derken biz hani mahkemeyi yıkarak bir şey yapamıyoruz ki yani avukatlık yapamayız ki. Bir de müvekkilin de hakkını korumak zorundayız. Müvekkil bize biraz müsaade ettiği ölçüde biz bu dozu artırabiliriz. Mahkemelerde daha ileri şeyler söyleyebiliriz. Şimdi Baylok kullandı, kullanmadı. Onu bir kenara bırakalım. Hiç önemi yok orada listelenen siyasiler için. Hepimiz biliyor muyuz irtibatlarını? Biliyoruz. Yani
Sanki böyle hani sen çok güzel söylüyorsun senin örneğin, senden iktibasla ben söyleyeyim. Sanki böyle 15 Temmuz öncesini hiç kimse hatırlamıyor. 15 Temmuz'da bir anda bir uyanma yaşamış şeyler, insanlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı canlı yayında kurban bağışladı bu ülkede. O dönem başbakandı. Canlı yayında Kimse Yok Mu Derneği'ne kurban bağışladı. Hala görüntüleri duruyor. Bank kasyanın açılışında hepiniz yan yanaydınız. Yani insanları böyle aptal yerine koyuyorlar ondan sonra ya, dalga geçer gibi. Neyse şeye geleyim. Ben defalarca dedim ki, dediğim gibi yine bunu müvekkillerle beraber karar veriyoruz. Ne söyleyelim ne söylemeyelim. Yoksa bizi kendi halimize bırakın, biz her şeyi söyleriz. Zaten burada söylüyoruz arkadaş yani. Şimdi ben defalarca dedim ki bak burada bir tespit değerlendirme tutanağı var ama şu kadar tutarsızlığı var. Yani hukuka aykırı vesaireyi söyledikten sonra bu CGNAT kayıtlarıyla da tutarlı değil, uyumlu değil. Ortak takip ettiğimiz dosyalar da oldu biliyorsun benzer şekilde. Ben dedim otursam yazsam bir Word dokümanında bu tabloları oluştursam tespit değerlendirme tutanağını. Bu işi de biraz bildiğim için hiç tutarsızlık da olmaz. Heyetten herhangi bir adına böyle bir tutanak düzenlesem dedim. Ve bunu da ihbar olarak size sunsam ey mahkeme. Buna dedim itibar edecek misiniz? Etmeyiz. Niye? Bu taraf emniyetten geliyor. Emniyetten gelen tutanağın benim hazırladığım tutanağa göre üstün olduğunu kim söylüyor? Kardeşim biz burada ceza yargılaması yapıyoruz. Ceza yargılamasının doğasında taraflar eşittir. Emniyetten geliyor bir evrak diye siz bir ona üstünlük veremezsiniz. Bir sürü tutarsızlığına rağmen. Levent, Miktarını bile biliyorsun bir veremezsiniz. dosyada da şey vardı. Emniyetten gelmiş bir tutanaktı. Tabii. Fakat oluşturdukları şifre o programı kullanmayı sağlamıyordu. Mümkün değildi. Bunu raporladıktan sonra savcılık terfisi kararı vermişti. O tutanak da emniyettendi. Tabii o tutanak emniyette her şey hatalıydı ve bomboş bir tutanaktı. Saçma sapan bir tutanaktı yani. 1970'te baylo kullanıldığını iddia eden 8 tane tutanak var benim elimde. Bunun yazısında yazdım. Ekran görüntülerini de paylaştım. Şimdi mesele şu. Benim hazırladığımın avukat olarak mesela ben hazırladım. Bak hazırladığımı da söylüyorum. Hazırladığım Word'de ya da Excel'de bir tablonun, bir tutanağın emniyetin hazırladığına göre bir üstünlüğü ya da aşağılığı yok. Emniyetin hazırladığını da delil dediğimiz şey denetlenir. Denetleyecek mahkeme eğer mahkeme ise gerçekten. Yani orada bir sütre görevi görmüyorsa, bir kum torbası görevi görmüyorsa onu denetleyecek. Denetlemediği şeyi delil diye dikkate almayacak. Denetleyecek, hangisi doğruysa onu gösterecek. Şimdi ben aynı şeyi söylüyorum. Bakın Cevheri Güven'in ekranda gösterdiği kayıtlar var, değil mi? Bir takım işte Excel'de hazırlanmış. Anladığımız kadarıyla tablolar var. O tabloların yani emniyetin hazırladığıyla işte kıyasladığımızda, MIT'in hazırladığıyla kıyasladığımızda çok bakın net bir şey söylüyorum. Yani neden birisi diğerine göre üstün? Şimdi dezenformasyon birimi şey yayınlıyor. Diyor ki bunlar işte Excel'de yapılmış, rahatlıkla oluşturulabilecek. Ben de söylüyorum bak Baylok'taki o tutanak rahatlıkla oluşturulabilir. Ben de oluşturayım size hemen. İstediğiniz kişiyle alakalı oluşturayım. Bir sürü de bunun kargaşasıyla alakalı örnek var değil mi? Ya bir dünya örnek var. O kadar çok ki örnek yani yargılama dosyalarında. Bunu ekleyecek tek şey o ham verilerin mahkemelerde incelenebilmesi. Ama Tabii yine siz söylüyorum, incelense dahi baylok kullanmak suç değil. Yani o konuda aynen. tekrar Şimdi zihin altına. adaletsizlikle eşit olabilseler adaletsizliğe sapmayacaklar. Çünkü yani herkes o potada bu defa şey olacak yani o adaletsizlik kazanında. Ya siz siyasileri korumak adına nasıl olur da yurttaşı mağdur edersiniz? İlgili ilgisiz eklenen var, çıkarılan var. Ve benim bakın başka müvekkilim şunu söyledi. Ben falanca bakanın telefonuna ben yükledim dedi. Söyleyemiyoruz. Bakın söyleyemiyoruz ama ben bu kadarını söyleyeyim. Falanca bakanın telefonuna ben yükledim dedi. Başkaca şu an hala bakanlık yapan, bakın hala bakanlık yapar. Herkes iyi dinlesin. Baylok'tan yazıştığını söyleyen insanlar var. Yazıştım diyor. Her şeyini de biliyor. Ne yazıştınız? Ya günlük mevzular yazıştık. Bu kadar basit yani. Ya da siyasi işte değerlendirmeler yazıştık. Neticede örgütsel bir şey yazışmamışlar ki. O bakan için de suç değil. Bu kişi için de suç değil. Ve siz bu tartışmaları bitirmek istiyorsanız neyi saklıyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Madem Baylok kullanan herkes eşittir terörist diyorsunuz, açın ham verileri de
Hep beraber görelim. Yani bu iş bu kadar basit. Dolayısıyla biz elbette ki Cevheri Güven'in videosundakilerin doğruluğunu, yanlışlığını bilmiyoruz. Ama biz ilkeler, kavramlar üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Biz ham verileri dosyalara istiyoruz. Ham verileri vermeyecekseniz de bunu delil olarak değerlendiremezsiniz artık. Yani bu mağdurların üzerinde tepinmekten vazgeçin. Hukuku da ayaklar altına almaktan vazgeçin demek istiyoruz. Levent, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ben senin bütün bu söylediklerine ilave olarak bu kadar insan TCK 314'ten yargılanıyor. Yani silahlı terör örgütü üyeliği, yöneticiliği. Silahlı terör örgütünün unsurlarını pek çok yayında, yazıda dile getirdik ama baktığın zaman 15 Temmuz öncesi hiçbir silahlı eylem yok. Ne ilginçtir ki 15 Temmuz sonrası da yok. Bir güne hasredilmiş bir silah meselesi var bunda. Tam bütün yönleriyle aydınlatılamamış henüz bir 15 Temmuz vakası var. Fakat şu bir gerçek ki hiç kimseyi 14 Temmuz'daki, 13 Temmuz'daki, 12 Temmuz'daki hiçbir eylemi sebebiyle aslında silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılayamazsınız hukuken. Çünkü bunun varsa eylem tarihi, Cumhurbaşkanı da kendisi silah yok silah yok diyordunuz, bugün itibariyle gördünüz bu örgütün silahı var dedi. Yani olmadığını zaten Cumhurbaşkanı açıklamaları değil ama zaten olmadığı 14, 13, 12 geriye doğru gittiğin zaman böyle bir silahlı eylem hiç yoktu. Olmadığı için bir defa düğmenin en yanlış iliklendiği yer orasıydı. 15 Temmuz'dan öncesi için hiç kimsenin silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanmaması gerekirdi. Ben bütün bunların bilinmediğini düşünmüyorum. Yani sen ben nasıl biliyorsak kürsüdeki meslektaşların da bildiklerini umut ediyorum. Bilmiyorlarsa, velev ki bilmiyorlarsa dilekçelerde yazıyoruz, duruşma salonlarında anlatıyoruz. Hani bilmeyen de orada öğrenir. Haftanın 5 günü sabah 9'dan akşam 4'e 5'e kadar yargılama yapılıyor yani. Bilmeyen bile öğrenir şu 8 yılda. Artık burada mesele bilmek bilmemek meselesi değil. Gerçekten yargının bağımsız olmayı başarabilip başaramama meselesiyle karşı karşıya olduğumuz artık çok net. Fakat bu yürütülen süreç herkes adına, hukuki güvenlik adına büyük tehdit. Bana sorarsanız kendi adına da çok büyük bir hukuki tehdit. Hukuki güvenliği yoksa sade vatandaşın, kürsüdeki hakim de hukuki güvenliği yok aslında. Bu kadar net. Biz bir bayramı yine çalışarak girdik. Umuyorum izleyenlere katkı sağlayabiliyordur, katkı sunabiliyordur. Çünkü en azından bu bayramı benim için anlamlı kalacak tek şey bir masumun bile sesine ses olabilmek. Bir masumun sesini duyurmaya aracı olabilmek. Eğer bunu başarabildiysem benim için bayram bu. Kapatmadan önce yine herkesin bayramını tebrik ediyorum ve herkesten gerçekten bayramı kutlamayı hak ediyor muyuz? Bunu düşünmelerini rica ediyorum. Son sözü de sana bırakıyorum. Bizim umudumuz yüksek. Azmimiz de kuvvetli. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Hukuk içerisinde mücadeleye devam edeceğiz. Söylediğimiz de hukuktur ve tekniktir. Başka da bir şey yoktur zaten. Ben adaleti ve hürriyeti doyasıya hissedeceğimiz, istisnasız herkesin doyasıya hissedeceği bayramları hep birlikte görebilmeyi diliyorum. Bir an evvel görebilmeyi diliyorum. Herkese iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar, hoşça kalın.